hayatta abiniz, kardeşiniz Hüseyin Yüksek var. Onun için tüm duygularımı doğal bir şekilde ifade etmek istiyorum. Ben bugünkü tablo ve bundan sonraki oluşacak tüm tablolardan gurur duyduğumu duyacağımı tekrar ifade etmek istiyorum. Burada bir aileyiz. Sizin evlatlarınız, benim evlatlarım, anneler, annelerimiz, ablalarımız, kardeşlerimiz, babalar hem yoldaşımız, hem arkadaşımız, hem hemşerimiz, hem de muhabbet, sohbet ettiğimiz, kahvede birlikte çay içtiğimiz, yolda beraber selamlaştığımız, derdiyle dertlendiğimiz, huzuruna, mutluluğuna ortak olduğumuz tüm hemşerilerimiz. Hepinizden Allah razı olsun. Böyle bir ortamın tesis edilmesi, böyle bir samimiyetin tesis edilmesi, bugün buraya davete icabet etmek suretiyle teşrif etmeniz, başka işlerinizi bırakarak bizimle beraber aynı ortamda, aynı havayı teneffüs etmenizden dolayı yürekten, kalpten teşekkür ediyorum. Şuna eminim, rahmetli annem bugün bunu görüyor ve bu tabloyu izliyor. Hepimizin çocukları, benim rahmetli annem tombiş bir kadındı. Çok seveceğim, böyle yanakları kırmızı kırmızı bir kadındı. Mekan durar, cennet olsun. Şu çocukları görüyor, bu evlatlarımızı görüyor. Emin olun şu anda da bunu izliyordur ve ben ne kadar mutlu olduğunu. Gözümden, ki annem çok ağlayan bir kadındı, hala o yattığı yerde de gözümden nasıl bir yaşın geldiğini buradan kalbimden hem hissediyor hem de görüyor. Hepinizden tekrar tekrar Allah razı olsun. Bu Fatma Yüksek Anaokulumuzun, özellikle Okulayla Milli Başkanımız Hilal Hoca ve yönetimi, okul müdürümüz Nuriye Hocamız, ilçe milliyetçi müdürümüz değerli abimiz Yılmaz Ceylan, efendim basınımız burada, Kaan'cığım, Müşter'cığım, sizi unuttum, o kadar aileyi, o kadar çocukları görünce heyecanlanıyoruz tabii, mazur görün. Bu etkinlikler devam edecek, daha daha güçlü bir şekilde, daha daha bir sosyal, çıtayı çok ciddi yükselteceğiz. Önceki toplantımızda yemekli bir iftar yapmıştık, burada olan olmayan annelerden, babalardan var. Yakup yoktu mesela, Yakup'u şimdi görüyorum oradan. Şöyle etkinlikleri, özellikle Okulayla Birliği Başkanı'na şunu söyledim. Dedim ki çocuklarımızın teknoloji anlamında gelişmesi, eğitim anlamında gelişmesi, görmediklerini görmesi adına hiçbir şeyden geri durmayın. Tüm maddi manevi imkanlarımla ben sizin yanınızdayım dedim. Ve bugün o sözü tekrarlıyorum. Daha da ileri gidiyoruz. Teknolojik anlamda eğitimin çıtasının yükselmesi, çocuklarımızın gelişmesi bu memlekete, bu coğrafyaya, bu vilayete ve Türkiye Cumhuriyeti'ne ve devletine fayda sağlamak adına bu gördüğümüz bu evlatlarımız, istikbalimizin teminatı dediğimiz, geleceğimiz dediğimiz bu evliyelere çıkarması adına eğitimcilerimize, ilçe milli eğitim müdürlüğüne, hocalarımız burada, öğretmenlerimize bir kardeşler olarak şunu söyledim. Hiçbir şeyden geri durmayın. Bu çocukların eğitimi hangi safhalarda iyi olacaksa ben maddi manevi her türlü yanınızdayım. Ve tekrar huzurunuzda bugün bir daha onu söylüyorum. Çocukların eğitimleri için teknolojik gelişimleri ve başarıları annelerinin, babalarının gururları olmaları adına ne gerekiyorsanız Hilal Hocam, Nuri Hocam ve öğretmenlerimiz burada yapın. Geleni yapmak bana düşen görevi yapacağım. Bunu özellikle ifade edeyim. Bugün de çok güzel bir günde bir araya geldik. Anneler günü. Başta şehit annelerimize, nazi annelerimizin önce ellerini öpüyorum. Sizlerin anneler gününüzü tüm yüreğimden, kalbimden, tüm canı gönülden duygularımla ifade ediyorum. Nice güzel günleriniz olsun istiyorum. Çoluk ve çocuğunuzla Mevlam sizleri hakime ve hekime mutaç etmeden yaşayacağınız nice güzel günler nasip etsin diyorum. Ağız tadınız bozulmasın. Huzur her daim eşiğinizden çıkmasın. Evinizin içinde olsun. Annelerin tebessümü, babaların gücü ve kudretiyle inanıyoruz ki bu memlekette, bu coğrafyada daha bir çok güzelliklere biz hep birlikte imza atacağız diyorum. Beni dinleme nezaketi gösterdiniz. Buraya teşrif ettiniz. Her birinize ayrı ayrı. Yürekten Hilal Hocam bir aile çıkıyor gidiyor. Bak yer yok diye gidiyorlar. Bir bakalım. Her birinize ayrı ayrı yürekten teşekkür ediyorum. Yerim belli, ofisim belli. Benimle görüşmek istediğin zaman eğitimle ilgili ilçeyi yapılmasıyla, yapılması gereken projelerle veya sizin taleplerinizle ilgili bir durum, bir talep olursa sizden ricam şu. Yerim belli, muhakkak gelin, arayın. İlçemizin, coğrafyamızın, okullarımızın gelişmesi adına fikirlerinizi, düşüncelerinizi benimle paylaşın.
Olur, biz her şeyi hesap edemeyebiliriz, her şeyi göremeyebiliriz ama fikir fikir akıl akıldan üstündür. Onun için özellikle annelerden istirhamım, babalardan istirhamım, eğitim adına yapılması gereken tatlı düşünceleriniz, fikirleriniz olur. Her daim gelin, konuşalım, oturalım, tartışalım ve daha iyi yapmak için emin adımlarla, sağlam adımlarla yolumuza ve eğitimimize destek vermeye devam edelim. Ben tekrar çok teşekkür ediyorum. Vaktinizi çok almak istemiyorum. İnşallah biz çok güzel toplantılarla bir araya geleceğiz. 24 Haziran'da İrem Derici'ye Livan'a getiriyoruz, bir konser yapacağız. Yapmış olduğumuz tatil köyün açılışını yapacağız. Buradan da duyurusunu yapıyorum. Tüm hemşehrilerimizi, annelerimizi, babalarımızı, evlatlarımızı bir konser yapacağız. 24 Haziran nice güzel projelerde, nice güzel birlikteliklerde buluşmak dileğiyle diyorum. Saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun. Evet, hemşehrilerimizi. Evet, değerli birler. Bugün 14 Mayıs Anneler Günü vesilesiyle buraya toplanmış bulunuyoruz. Ben öncelikle Efendimiz Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın cennet annelerin anaların ayağı altındadır hadis-i şerifini hatırlatarak başlamak istiyorum. Organizasyonu yaptığı için kendilerine teşekkür ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizler okullarımızın bütün beslenme dahil bütün ihtiyaçlarını karşılama noktasında bakanlığımız bütün ihtiyaçlarını karşılama noktasında ancak tabii ki iş insanı, hayırseven iş adamlarımıza her zaman her yerde bir görev düşmekte. İşte ilçemizde de değerli iş insanımız, değerli hayırseverimiz Hüseyin Yüksek Bey'in katılımıyla rahmetli annemiz Fatma Yüksel Hanımefendi'nin adına bir okul inşa edildi. Bu okulun öğrencileri, velileri bugün burada toplandılar. Biz annemiz Fatma Yüksek Hanımefendi'ye buradan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Onun evladı hayırsever iş adamı Hüseyin Yüksek Beyefendi'ye de Hüseyin Yüksek iş adamına, değerli kardeşimize de buradan huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Güzelce okul. İlçemizin bir tane anaokulu var idi. İkinci anaokulu olmuş oldu. Böyle bir ilçemizde anaokulanlarımıza bir ihtiyacımızı daha karşılamış olduk. Kendilerine şükranlarımı arz ediyorum. Bu vesileyle tabii ki anneler günümüzü tekrar tebrik ediyorum. Ve sağlık sıhhat diliyorum. Teşekkür ederim.